Aslan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz psikiyatrısınız. Şu hamilelik dönemini bir konuşalım istiyorum. Neler oluyor biz kadınlara? Neler oluyor erkeklere? Ne düşünüyorsunuz? Hamilelik genelde sadece hani fiziksel değişikliklerin olduğu bir dönem gibi görülüyor ama aslında hiç öyle değil. Çok ciddi psikolojik değişikliklerin de eşlik ettiği bir dönem. Aslında kabaca 3 döneme de ayırabiliriz bunları. Hani ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay diyor. Çünkü hepsinde olan psikolojik etkileri biraz farklı oluyor. İlk 3 ay tabii hani bebek haberinin alındığı, eğer beklenen bir gebelikse mutluluk duygularının yaşandığı, değilse bir takım hayal kırıklıklarının yaşanabildiği bir dönem. Bazı kişiyi zorlayıcı fiziksel belirtiler de oluyor. İşte aşırı yorgunluk ya da bulantı gibi. Özellikle sabah bulantıları anne adayını çok ciddi zorlayabiliyor. Bunun etkisiyle hani bir miktar kaygı, huzursuzluk olabiliyor. Duygu durum dalgalanmalarını çok görebiliyoruz. Ha, şunu soracağım Aslı Hanım. Sizce böyle bir şartlanma oluyor mu? Yani ilk 3 ayda miden bulanır, kendini iyi hissetmezsin, çok uykun gelir. Yoksa zaten öyle mi? Yoksa biz öyle düşünüyoruz diye mi öyle oluyor? Aslında hamilelik tamamen fizyolojik bir süreç, yani patolojik bir süreç değil. Bunu ne kadar sıkıntıda geçireceği aslında anne adayının bir takım özelliklerine bağlı oluyor. Mesela? İşte bu kendine barışıklık önemli bir özellik. Geçmiş dönemdeki hani psikolojik yaşantısı önemli oluyor. Mesela daha önce bir depresyon atağı varsa gene hamilelik döneminde bunun yükseltme olasılığı oluyor. Tabii ki eşle ilişki çok önemli. Hani tatmin eden bir ilişki olması, birbiriyle iyi anlaşıyor, bu kararı ortak vermiş olmaları, böyle şeyler annenin psikolojisini, gebelik psikolojisini çok doğrudan şimdi etkileyebilir. Şimdi ben çok okuyorum, okumayı çok seviyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Ama bu şey konusunda hamilelik döneminde bana doktorum dedi ki, Özlem dedi, nasıl dedi, tarlada çalışan kadınlarımız var böyle güçlü şey. Sen de onlar gibi dedi. Yani okuyacak zamanları yok, yapacak şeyleri yok. Hiçbir şey okuma dedi. Ben de hiçbir şey okumadım. Hiçbir şey bilmedim. Hiçbir şey bilmeyince de çok mutlu oldum. Aslında kişi en iyi kendisini kendi bilir. Kendi tanır. Tabii ki. Yani her kişinin bu süreci geçirme şekli farklı oluyor. O da işte demin de söylediğim gibi kişilik özelliklerinden çok etkileniyor. Ama bu konuda da işte mesela biz konuşmayı da seven bir milletiz. Herkes birbirinden bir şeyler dinliyor, hikayeler dinliyor. Birisi gebe olduğunda herkes işte ya benim gebeliğim de şöyleydi, doğum da şöyleydi bilmem ne. O biraz kafa karıştırıcı olabiliyor sizin tabii ki. Sizin çocuğunuz var mı? Evet. Doğum yaptınız. Bir kızım var 2 yaşında. Ne güzel. Bir de 4 aylık ikizlerim var. Aslında bu süreci yeni atlatmış. Şu anda bir dakika, bir dakika. Şimdi siz şu anda bu süreçtesiniz. Evet. Loğusa döneminde değil mi? 4 ay önce ikizleri olmuş. Bir alkış verelim mi buraya? Ya ben şu bir dakika şöyle söyleyeceğim size. Ben bu kilo olayına sinir oluyorum. Böyle onu da lütfen konuşalım. Yani kilo aldım, kilo verdim, kilo aldım. Ya kardeşim çocuk geliyor. Müthiş bir olay. Al istediğin kadar kiloyu gidersen öyle değil mi? Aslında beden değişiyor ve mutlaka belli oranda kilo alınacak. Hani sağlıklı bir sınır içerisinde kaldığı sürece. Ama herkes şimdi herkeste şöyle bir yorum var. Şimdi bunu psikiyatr olarak bizi şundan korur musunuz? Mesela ben hatırlıyorum hamileyken. Özlem çok kilo almışsın. Özlem pek de kilo almamış ya, sürekli kilo konuşuyoruz, bu nedir? Ben bir de insanları zayıflatan bir psikiyatristim. O nedenle çok dikkat etmem gerekti ve herkes inceledi yani kilomu. İkiz olunca da tabii ki hani normale göre biraz daha fazla kilo sanki aldım. Mercek altındayız böyle. Hiç siz mükemmel insan gördünüz mü? Görmedim. Tamam, kimse görmedi. Kimse görmedi. Einstein da mükemmel insan değil. Dünya güzelleri de mükemmel insan değil. En meşhur büyük liderler kimse mükemmel değil. O yüzden biz de anneler olarak mükemmel çocuğu ilk günden yetiştirmeye falan çalışmayalım. Herkes şöyle bir rahatlasın evde. Evet. Mükemmel insan yoksa biz nasıl yetiştireceğiz ki onu? Yani bunlar ancak kitaplarda, filmlerde falan olan bir şeyler. Hepimizin zaafları var. Hepimizin zayıf noktaları var. Zorlandığı zamanlar var. Lohusalık da öyle bir dönem olabilir. Yani ona izin vermek çok önemli. Yani her şey dört dörtlük olmayacak. Yani insan durduk yere ağlıyor mesela. Ben hatırlıyorum. Hani eşim yani ne oluyor mesela? Bilmiyorum, öyle ağlıyorum herhalde falan. Lohusa sendromu dediğimiz bir şey bu. Annelik hüznü olarak da söylenebiliyor. Her 10 kadından 8'inin yaşadığı son derece doğal bir süreç. Yani her şeye de böyle bir patoloji gibi bakmamak gerekiyor. İlk 2 haftada doğumdan sonra... Patoloji yani hastalık anlamına mı? Evet. Bu normal bir süreç. İlk 2 hafta
en yoğun yaşanır. Böyle sürekli bir gerginlik, öfke hali, tedirginlik, kaygılar, duygu durum dalgalanmaları, yani bir mutlu hissetme, bir kötü hissetme, sulu gözlülük, uyku azlığı, iştahsızlığı gibi ilk bir aya kadar uzayabiliyor. Ve bu kendiliğinden geçebilen bir süreç. Özellikle çalışan anneler için zorlayıcı bir süreç de oluyor bu tabii. İki açıdan zorluyor. Bir, o ilk başta hani çocuğun mutlak sizin bakımınıza ihtiyaç olduğu, emzirdiğiniz falan dönem bir süre evde kalmanız gerekiyor. Halbuki çalışan anneler evde kalma rolüne çok alışmamış insanlar. Bir süre sonra bu biraz sıkıcı, tüketici bir hale gelebiliyor. Ve kişi orada da suçluluk duygusu hissetmeye başlıyor bu sefer. Yani ben dünyanın en güzel hediyesi bana verildi ama ben ona bakarken niye böyle yalnızım, mesela. Niye güzel değilim, niye kiloluyum? Her tabii şey ki. Gelmeye başlıyor. İnsan sinirli oluyor. Evet. Ha diyor zaten bir kere uykusuzsun. Uykusuzsun. Şimdi ben hani süt vermek için kalkıyordum. Bir de ben çalışan bir anneyim. Hani belli bir müddet evde oturdum. Ondan sonra işe git gel. Hatta şöyle bir anım var, onu da bahsedeyim. Şimdi demin aklıma geldi düşünürken. Benim çocuk 3-3,5 aylık. İlk oğlum ve çok büyük önemli bir projenin içerisindeyim. Ve bu çok büyük önemli bir projeyi devam ettirmek için benim bir toplantıya gitmem lazım. Toplantı Singapur'da. Kayınvalidemden rica ettim benle gelir mi diye. Bazen annem bazen kayınvalidem böyle çok geldi benimle böyle seyahatlere. Ve onunla birlikte biz atladık herkesten bir gün önce. Çocukla beraber o sütler, biberonlar, her şey. Bindik uçağa, doktora falan sorduk. Hiçbir şey olmaz dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Bindik uçağa, Singapur'a gittik 12 saat. Toplantıdan çıkıyordum otelde. Hemen gidiyordum, çocuğu emziriyordum. Gene geliyordum, kayınvalidem çocuğu getiriyordu. Beraber geziyorduk. Yani bu biraz da anlatabiliyor muyum? Bakış açısı ve olanaklarla da tabii alakalı bir şey. Peki, Mozart, Bach, klasik müzik... Çok etkili oluyor. Bu konularda okudum. Bir bölüm var, diyorlar ki çocuğun zeka seviyesini, IQ'sunu 1-1,5 puan yükseltir. Belli araştırmalar var. Daha çok Almanya'dan çıkmış anladığım kadarıyla. Diyorlar ki hayır öyle bir şey yok diyorlar. İşte anneler şimdi karnında çocuğa dinletmeye başlıyorlar zaten. Nedir klasik müziğin çocuktaki etkisi size göre? Anne karnında bizim beynimizdeki... nöron sayısı aslında şu an olduğundan çok daha fazla. Evet. Yani beyin müthiş bir değişim geçiriyor anne karnındayken ve ilk 2 yaşta. Beyin çünkü plastik bir organ, hani sabit bir organ değil. Ve sürekli işte hücreler bölünüyor, belirli yerlere göç ediyor, yeni bağlantılar oluşuyor falan. Aslında son derece aktif bir dönem anne karnındaki dönemde beyin gelişimi açısından. Ve evet bu gösterilmiş durumda, yani işte bir takım saydığınız özellikle klasik müziklerin çocuğun beyin gelişimine olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Peki müzik dedik. Ben şöyle arkaya gitmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Biz Zeynep'le nasıl tanıştık? Hemen onu bahsedeceğim. Zeynep bana yazdı. Yazdı. Biz kadınlar çevremizi geliştirmek için çok efor sarf etmiyoruz. Zeynep öyle düşünmedi. E-mail yazdı. Hiç kimse ulaşılmaz değil. İstediğiniz hiç kimse ulaşılmaz değil. Dedik ya ben hayatımı geliştirmek istiyorum, şöyle böyle yapmak istiyorum. Biz konuşmaya başladık ve bugün Zeynep burada. Kendisi çok yetenekli ama biz duyalım bir yeteneği. Biz diyelim tamam. Şurada bebekler var. Bir onları sustur, bir ağlamaları geçsin. Bir güzel bir enerjiler ver bize Zeynep. Hadi. Tamam. Teşekkür ediyorum.